Tanrım, sözün için teşekkür ederiz. Bugün benimkileri değil, senin söyleyeceklerini dinleyeceğiz. Benim ağzımı kullanarak herkesin dikkatini buraya çek. Bunu sağla. İsa adına amin. Amin. Bugün size Mezmurlar 23'ü anlatıyorum. Daha önce de bu dersi en son 2003'te vermiştim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sözü hiç eskimez. Mezmurlar 23'te birçok mesaj var. O yüzden bu dersi tekrar vermem gerektiğini düşündüm. Aranızda kaç kişi acı çektiği dönemlerde ne yapacağını bilmiyordu? İşte bunu Mezmurlar 23'te göreceğiz. Rab çobanımdır. Birilerinin çobanı değil, benim çobanımdır. Asla eksiğim olmaz. Bir önceki toplantıda bir ayet üzerinde konuştuk. Bugün de ancak bir ayetin yarısını anlatabilirim. Şimdi diyorsunuz ki, peki nasıl bitireceğiz bunları? Bana güvenin, merak etmeyin. Önce hepsini hızlıca okuyacağız. Evet, eksiğim olmaz demek, sahip olmayı istediğim her şeye, istediğim anda sahip olabileceğim anlamına gelmez. Tanrı'nın benim için yapmasını, istediklerimi gerçekleştirmesini beklerken memnun olabilirim. Söyleyin, tatminsizlik duygusunu yaşamaktan bıkmadınız mı? Hoşnut olmanın zamanı geldi. Tanrı'ya güvenerek bunu yapabiliriz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Bazıları bunu ruhumu tazeler olarak düşünür. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Doğru yolda ve dürüstçe yaşamam için güç verir. Karanlık, derin ve ışıksız ölüm vadisinden geçsem bile ben kötülükten korkmam, çünkü benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Beni korur. Düşmanlarımın önünde sofra kurarsın, başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde ve onun huzurunda sonsuza dek oturacağım. Sonsuza dek, evet. İkinci ayete dönersek, sadece hızlıca üstünden geçeceğim. Burada diyor ki, beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Tanrı'nın bize sunduğu dinlenme alanından bahsediliyor. İbraniler 4'te doğaüstü bir Şabat huzur diyarından bahsedilir. Bu yorgunluktan dolayı dinlenme gerekliliği değil, çalışmayla elde edilen bir huzurdur aslında. Mesela ben burada çalışıyorum. Gerçekten yoğun çalışıyorum. Ama aynı zamanda da dinleniyorum ve huzur buluyorum. Çünkü sizin beni ve söylediklerimi sevmenizi sağlamaya çalışmak benim sorumluluğumda değil. Bu Tanrı'nın işi. Ben üzerime düşeni yaptım. Çalıştım, ibadet ettim ve size anlatmam gerekenleri anlattım. Amin. Amin. Çoğu zaman aslında yapmamız gereken şeyi yapmadığımızın farkında değiliz. Sadece Tanrı'nın yapabileceğini yapmaya çalışıyoruz ve bunu da tabii ki elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Tanrı'nın huzur diyarına girebilmek, ki burası muhteşem bir yerdir, artık her şeyle Tanrı'nın ilgileneceği inancı ve huzuruyla güvenle dolarsınız. Tanrı'nın ne yapacağını bilmezsiniz. Nasıl yapacağını da, ne zaman yapacağını da, ama her şeye rağmen hiçbiri hakkında endişelenmezsiniz. Çünkü Tanrı'ya olan inancınız tamdır. Tanrı'nın sizi yarı yolda bırakmayacağını bilirsiniz. Tanrı'nın huzur diyarına girince, ki bu hangi şekilde olursa olsun, sevdiklerinizin kurtuluşa ermesini görerek, finansal dertlerinizden kurtularak bile olabilir. Sorununuz ne olursa olsun, Tanrı sizin için bir cevaba sahip. Sizin için bir planı var ama biz nasıl yönlendirdiğini göremiyoruz. Biz aşırı derecede sinirli ve üzgün olduğumuzda Tanrı'nın bizi nasıl yönlendirdiğini görmüyoruz. Bu yüzden onun huzur diyarına girmemiz gerekiyor. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi, hayatımı, benliğimi, ruhumu tazeler. Bunu yapar.
Bizler üç aşamalı varlıklarız. İlk ve en önemli aşamamız manevi varlığımızdır. Sonra ruhumuz, sonra da bedenimiz. Bedenimize fazla anlam yükleriz. Onu önemsememeliyiz demiyorum ama bu kadar önemsemek zamanımızın neredeyse tamamını ona ayırmak doğru değil. Manevi yönümüze ve iç hayatımıza daha çok değer vermeliyiz. Ruhumuz hayatımız boyunca uğraşmamıza rağmen çok iyi anlayamayacağımız ama bizi gerçekten kontrol eden yegane parçamızdır. Ruhumuz aklımızdır, düşünce tarzımızdır, arzularımızdır, duygularımızdır. Bence birçoğunuz şunu rahatlıkla söyleyebilir. İnsanlar her şeyden çok duyguları tarafından yönlendirilir. Ne düşündükleri ya da hissettikleri tarafından. Buna istiyorum, düşünüyorum, hissediyorum adını taktım. İstiyorum, hissediyorum. Tanrı'ya ve geri kalan herkese sürekli olarak ne hissettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama Tanrı zihnimizi yenilemek istiyor. Bize kendi düşündüğü şekilde düşünebilmeyi öğretmek istiyor. Onun isteklerine uymayı özgür irademizle seçmemizi istiyor. Bu muhteşem bir armağandır. Aynı zamanda sorumluluktur. Bunun hakkında bir kitap yazacağım. Çünkü gerçekten yaptığımız seçimlerin gücünün ve Tanrı'nın her birimize bir fırsat sunduğunun farkına varalım. Tanrı bizi yapmamızı istediği şeyi yapmaya zorlamıyor. Bizi irademizden mahrum, istediklerini yapanlar olarak yaratabilirdi ama o zaman bu ilişki olmazdı. Tanrı bize özgür iradeyi vermiştir ve şöyle der: önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti koyduğuma yeri göğü tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki çocuklarınız da yaşasın. Tanrı'yla ilişkimizde onun gibi düşünmek için büyüyoruz. Onun isteklerini kendi irademizle seçmeyi, böylece Tanrı'nın kalbini hissedebilmeyi öğreneceğiz. Güzel olan şeyleri hissetmekten keyif almayı öğreneceğiz. Ama bu duygunun tehlikesinin bilincinde olmalıyız. Yani hayat boyu sürecek. Kaç kişi bunu yaşadıktan sonra her şeyin eski haline döneceğine ve bir daha sorunla karşılaşmayacağına inanıyor? Bu hayat boyu sürecek bir meşgale. Bu iyi haber. Sürekli gelişim göstereceğiz. Size dürüst olacağım. Bundan keyif almayı öğrendim. Tanrı'yla beraber yaptığım yürüyüşten keyif alıyorum. Tanrı'nın beni düzelttiği zamanlarda keyif almayı öğrendim. Tanrı bizi önemsemeseydi kendi halimize bırakırdı. Tanrı'nın düzeltmesi insanlarınkinden çok daha iyidir diye düşünüyorum. Yani Tanrı bizi düzeltmek istediğinde buna izin verelim. Çünkü aksi halde Tanrı bizi düzeltmek için başkalarını kullanır. Bu sefer onların vasıtasıyla anlatır. Amin. Tanrı zihnimizi yenilememizi istiyor. Kendi irademizle onun isteklerini yerine getirmeyi seçmeliyiz. Hislerimizin sadece iyi veya kötü olmadığını öğreniriz. Ama asıl öğrenmemiz gereken şey, bizim hayatımızdaki kararlarda etkileyici rol oynamamaları gerektiğidir. Yıllar önce bana şu soru soruldu. Evet Joyce, yaptığın bu işten, sürekli seyahat etmekten hoşlanıyor musun? İnsanlar şöyle diyordur: sürekli seyahat ediyor, müthiş bir duygu. Ah Tanrım, en son yapmak istediğim şey ne biliyor musunuz? Tatilde bir yerlere gitmek. Evet. Neredeyse 40 yılınız otel odalarında geçmiş. Tanrım, Tanrım, Tanrım. Sürekli valiz yap, valiz boşalt. Yani inanın bu keyif verici bir şey değil. Ama verdiğim cevaptan memnun oldum. Gerçekten ruhumun derinliklerinden gelen ilginç bir tepkiydi bu cevap. Bana sürekli seyahat etmek ne hissettiriyor dediklerinde ben bu soruyu epeydir kendime sormadım dedim. Belki de hayatınızda sorun yaşadığınız şeyleri atlatmak için ihtiyacınız olan kendinize neler hissettiğinizi sormayı bırakmaktır. Hadi ama. Kendinize bu soruyu sormayı bırakın ve şunu söyleyin. Eğer Tanrı'nın isteği buysa, ben de kendi irademle onun isteğini yerine getireceğim. Bu yüzden
Hissettiğimin önemi yok. Yapacağım şey tam olarak bu işte. Bunu yapacağım. Amin. Hisleriniz sizin adınıza karar vermesin. Bir örnek daha vereyim. Babamdan gördüğüm cinsel istismar yüzünden çok fazla acı yaşadım. Bu yüzden Dave'le evlendiğimde kolay biri değildim. Eğer Dave her gün onun davranışları hakkında ne hissettiğimi sorsaydı, inanın bana bu evlilik 2 yıl bile sürmezdi. Bundan çok eminim. Acaba eve gitmek hakkında ne hissediyorum diye kendine sorsaydı, çoğu zaman eve de gelmezdi. Ama kendini buna adamıştı, bu evliliğe ve ilişkimize kendini adamıştı. Bence şu gerçeğin farkına varmalıyız. Bazen ne kadar zor zamanlar yaşasak da insanlar hemen pes ediyor. Hadi ama eğer haklıysam alkışlayın lütfen. Biliyor musunuz bunun sebebi kendimize ne hissettiğimizi sormamız. Adanmışlığın gücünü gerçekten unuttuk artık. Amin. Ben kararımı tam 30 yıl önce verdim. Bunu yaparken okuduğum ayeti hatırlıyorum. Yuhanna 17:4. İsa dedi ki, yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Bunu okuyunca ağladım. Tanrım, bu dünyada bir şey başaramayacaksam da senin bana verdiğin işi tamamlamak istiyorum dedim. Yapmamı istediğin her şeyi yapmak istiyorum. İşte o zaman hislerimin beni yönlendirmesine, düşüncelerimin beni yönlendirmesine izin vermemem gerektiğini anladım. Bazı şeyler heyecan vericidir, bazıları zordur. Ben medyada bana saldırılmasını hiç sevmiyorum ama bu işi tamamlayacağım. Bunu yapacağım. Amin. Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyleri yapmaya kendinizi cesaretlendirmelisiniz. Bir anne olmak olabilir, baba olmak olabilir, işinizi kurmak olabilir, hizmet grubu olabilir, borçlarınızı ödemek için çalışmak olabilir. Her ne olursa olsun kendinizi buna adamalısınız. Birkaç hafta sonra bunu yapmaktan vazgeçmemelisiniz. Benim bu anlattıklarım İncil'dendi. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Zihnimiz yenilenmeli. Düşüncelerimiz yanlış olduğu için hayatlarımız da yanlış. Düşüncelerimizi yola sokmalıyız. Zihnimizi yenilemenin yolu, düşünebilmeyi öğrenebilmenin yolu, Tanrı'nın ne söylediğini öğrenmekten geçer. Tanrı'nın sözünde zihnimizi yenileyen bir güç vardır. Sadece bugün buraya gelmiş olmanız, bedeninizin burada bulunması, Tanrı'nın sözünün kalbinize girmesine ve bu güçle hayatınızda değişiklikler yapmaya başlamanıza sebep olacak. Yakup 1:21'de der ki, içinize ekilmiş canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin. Ruhunuzu değil, tekrar doğar, yine de kurtarılmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ruhumuzda İsa'ya kavuşmuşuzdur aslında. Günahlarımız affedilmiştir. Doğru yola girmişizdir. O üzerimizden çalışmıştır. Ama zihnimiz karışıksa, isteklerimiz karışıksa, bir gün güle oynaya cennete gireceksen bile, buradan cennete ulaşana kadar kat edeceğim yol sefillik dolu olacak. Tanrı'nın beni kullanmasına sebep olacak şekilde meyve veremeyeceğim. Zihniniz dağınıksa Tanrı'yla huzura eremezsiniz. Tanrı'nın bizden istediği şeylere karşı koyarsak asla huzuru bulamayacağız. Yani şunu anladım ki huzura kavuşamazsak bu hayat gerçekten yaşamaya değmez. Korku ve üzüntü içinde yaşamaktan daha ürkütücü hiçbir şey olamaz. Hayatımızın bu kısımları zihin, istek ve duygular kesinlikle iyileştirilmeli. Zihnimiz karar alırken geri konuşlandırılmalı. Amin. Bunun için çaba göstereceğiz. Hayatımızdaki iyileşme 2 şey sayesinde olur. Birincisi Tanrı'nın sözü. Daha doğrusu 3 şey. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın bizi koşulsuz sevdiğinin farkına varmak.
Bu Tanrı'nın sevgisidir. Tanrı'nın sizi şu an bulunduğunuz yerde seviyor oluşunun farkına varmanızdır. Yani zihninizi yenilerseniz Tanrı sizi daha fazla sevmeyecektir. İtaatkar davranınca sizi daha fazla sevmeyecektir. O zaman neden bunu yapayım? Yaptığımız şeyi onu sevdiğimiz için, onun vaat ettiği zafere ulaşabilmek için yapıyoruz. Hepsi bu kadar. Bir şeyler elde etmek için yaptığımız her şeye son vermeliyiz. Tanrı'ya muhteşem olduğu, inanılmaz olduğu için hizmet etmeliyiz. Bu toplantıya bile katılmak için bir bahane bulmamalıyız. Buraya gelin, Tanrı'yla zaman geçirin çünkü o muhteşem. Tanrım, sen gerçekten muhteşemsin. Olmasaydın ne yapardım? Beni biraz olsun mutlu edecek şeyler dinlemek benim için büyük bir lütuf. Bu kapıdan çıkınca yeteri kadar kötü şey duyacaksınız. Ama bu kapının içerisindeyken bir o kadar güzel haberler duyacaksınız. O halde bu süreç Tanrı'nın sözüne ve Tanrı'nın koşulsuz sevgisine inanmayı gerektiriyor. Bu olgunlaşma sürecinin gerektiği bir şey de terbiyedir. İbraniler 12:6-7. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Çok enteresan. Hapishanede ceza çeken insanların çoğu aileleri tarafından şiddetle terbiye edildiklerini söyler ki Tanrı'nın yöntemi bu değildir. Ya da hiç terbiye edilmemişlerdir. Bu çok ilginç. Eğer terbiye edilmezsek bu sevilmediğimiz hissi yaratır. Kimse başkası tarafından terbiye edilmeyi istemediğini düşünür ama gerçek bu değildir. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasa dışı evlatlarsınız demektir. Çünkü oğullar babası tarafından terbiye edilir. Rab da sizi oğulluğa kabul ettiği için herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanın. O zaman sadece pratik için inanç dolu bir şekilde tekrar edelim. Tanrı'nın terbiyesini seviyorum. Tanrı'nın terbiyesini seviyorum. Bu dünyadaki en kötü şey bence Tanrı'nın içinde bulunduğumuz sorunlarla bizi yalnız bırakarak bize yardım etmemesidir. Bu gerçekten korkunç. Dürüst olmam gerekirse eğer günlük işlere dalmışsam, unutkanlık göstererek aslında yapmamam gerektiğini bildiğim bir şey yapıyorsam kutsal ruh hemen bana gerekli hatırlatmayı yapar. Ben de kendime derim ki gördün mü işte yine yaptım. Ne zaman işe dalsam kendimi kaybediyorum ama olgunlaşmadığım dönemde aslında böyle davranıyordum. Tabii ki hala gidecek uzun bir yolum var ama şimdiki tepkim şu şekilde. Tanrım, bana bu kadar dikkat verdiğin için sana teşekkür ederim. Bana zaman ayırıyorsun dünyayı döndürürken bile. Tanrı'nın dünyayı döndürürken size zaman ayırması ve şöyle demesi harika değil mi? Başını belaya sokacak kötü davranışa sahipsin. Hadi tatlım, başın derde girmesin. Bu müthiş bir şey. Şöyle düşünürsünüz, ah Tanrı benimle ne kadar çok ilgileniyor. Yanlışınızı düzeltmek her zamankinden daha kolay olur. Teşekkür ederim Tanrım, başım derde girmeden başımın derde gireceğini hatırlattın. Teşekkür ederim dersiniz. İşte kutsal ruhla olan ilişkimiz bu şekildedir. İsa göğe yükseldiğinde yerine geçmesi ve kendini temsil etmesi için kutsal ruhu gönderdi. Şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim. Artık senin içinde yaşayacağım. Hayatının her anında sana yardım edeceğim. Sen de beni dinle. Evet, beni dinlemelisin. Ve inanın bana, bu ileride eğlenceli olacak. Sanırım bana inanmayanlar var aranızda. Tamam, bu konuya döneceğiz.
Vahiy 3.19, Tanrı yanlışımızdan bahsedince savunmaya geçeriz. Yine mi yanlış yapmışım? Görünüşe göre hiçbir şeyi doğru yapamıyorum ben. Bu da mı yanlış? Peki ya ben? Evet. Bakın, Tanrı benimle ilgili o kadar çok şeyle ilgilendi ki hepsini dün gibi hatırlıyorum. Şöyle dedim Tanrım, yeryüzünde kendi hakkında bu kadar çok yanlış yapan var mıdır? Neden bahsettiğimi anladınız mı? Yani beni anlıyor musunuz? Mesajın içeriğinin ne olduğu önemli değil. Ona ihtiyacım vardı. Şöyle düşünün, ihtiyacım olmadığı bir ayeti hayata geçiremezdim. Hatırlarım, bir kez Tanrı'nın benimle ilgilenmesinden o kadar yorgun düştüm ki kendime şöyle dedim. Dave'in de problemleri var. Onun da bir sürü problemi var. Ama o hiç Tanrı benim yanlışlarımı düzeltiyor demedi. Bu yüzden ona sordum. Tanrı seninle ilgili bir şeyle ilgileniyor mu? O da pek sanmıyorum dedi. O an Tanrı'ya o kadar kızdım ki, ne demek oluyor şimdi bu diye söylendim.